Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Yanımızda Temsa Safir 2021 var. Şimdi Temsa Safir'in bir önceki kısasını çekmiştim ben. İlk olarak 99'unda üretilmeye başlanıyorum. Ama Japon ortaklığı, Mitsubishi ortaklığıyla 2008-2009 yılında da Japon ortaklığı bitiyor ve sadece Safir olarak Temsa bu aracı üretmeye başlıyor. Safir 1'lerin tasarımı benzesi de biraz daha farklı. 2015-2016 yılında da ortadan bu araç bir makyaj görüyor. 2020 yılında yine ufak bir makyaj görüyor. Sadece görsel olarak içerideki kadran dijitalleşiyor ve gerçekten çok çok güzel oluyor. Bence otobüslerde dijital ekranda görmeye alışsak iyi olacak diye düşünüyorum. Yakında inşallah Travego'da da Manda'da bunları biz göreceğiz. Şimdi Safir Plus'ın tasarımı Safir 1'e benziyor. Makyajlanıyor zaten. Şimdi baktığımız zaman şurada bir far grubumuz var. Burada işte bir tane farımız var. Şurada normal halojen bir tane sinyal grubumuz üzeri. Altta da sis farlarımız var. İki parçalı ön tam bu tasarımı. Şurada da radarımız yer alıyor. Birazdan ben size bu aracın bütün özelliklerini söyleyeceğim. Oku oku bitmiyor. Yağmur sensörümüz burada. Bence Safir 2'nin tasarımı 1'e göre biraz daha güzel. Aynalarımız aracı sırıtmayacak şekilde güzel ve hoş gösteriyor. Bunların değil de bu aracın değil de Maroto'nun ben kameralısını görmüştüm fuarda ama Türkiye'de henüz görmedim. İnşallah bir gün kısmet olursa onu da çekeriz. Bu aracın 12.2 metrelik ve 13 metrelik iki farklı versiyonu var. 6 metrelik yüklük bir bagaja sahip. Şimdi yan tasarıma özellikle değinmek istiyorum. Çünkü burada bir Apache kuşağımız var. Normalde Maroto'nun kuşağı biliyorsunuz. Eski Maroto'nun kuşağı. Ama bu aracı da çok çok güzel durmuş. Bu arada bu aracı bize verdiği için de Acarlar Turizm'e çok çok teşekkür ediyorum. İzmit'teyiz şu anda. Aracı çok güzel durmuş ya. Sonradan kendileri yapmış. Bir de bu araç Maroto'na benziyor. Yani mesela örnek vermek gerekirse bu aracın kliması ortada Maroto'ndaki gibi. Bu yan cam bence Maroto'na biraz daha andırıyor. Eski Maroto'na andırıyor. Yani yeni Maroto'ndan daha çok eski Maroto'na bu araç benziyor. Şu bagajını açtığımız zaman 6 metreküplük bir bagaj bizi karşılıyor. Bence bu bagaj birazcık yetersiz peronda ama tabii ki işinizi görür mü? Bence görür. Şöyle kapatalım. Arkaya doğru ilerleyelim. Aracın arka tasarımına baktığımız zaman Euro 6 havalandırma grubumuz var burada bagaj kapağında. Stop kısmı tamamen LED ve akşamları gerçekten çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bana sadece akşamları irzara benzetiyor bu. Onun dışında güzel yani. Burada ampul var. Burada LED yok sinyalimiz. Ampul. Aynı şey geri lambamız da öyle. Üst tarafta yine Safir 1'lerden alışık olduğumuz kameramız vesaire yer alıyor. Arka park sensörü bu araçta opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Ama bu araçta yok. Şu cam bana Maroto'nu andırıyor. Yalnız kuşak efsane değil mi ya? Bence kuşak çok çok güzel. Safir Plus logomuz burada. Temsa logomuz da burada yer alıyor. DAF'ın MX-11 motoru var bu araçta. Manuel 6 şanzımanlı ve otomatik 12'leri şanzımanlı alabiliyorsunuz. Otomatik şanzımanda ZF'nin şanzımanı geliyor. Bu motor 450 beygirlik motor. 2100 Nm tork güç üretebiliyor. 10.8 litrelik bir hacime sahip. 6 silindir düz V değil. 4 zamanlı bir motor zaten. MX-11 kodlu motoru zaten DAF birçok otobüste kullanıyor. Vanholt'te, VDL'de vesaire kullanıyor. Kendini katlamış güzel bir motor. Şimdi içerisine geçelim. Aracın içerisine alalım. Sonra yolumuza çıkarız. Giriş kısmı bence birazcık dar olmuş. Burada bir personel koltuğumuz var. Koltuk çok da rahat olduğunu söyleyemem hani ama tabii turizm aracı. Bunu o şekilde düşüneceksiniz. 2+1 versiyonundaki koltuklar biraz daha rahat. Bu sağ tarafta da bir şöyle dolabımız yer alıyor. Şimdi aracımızın kokpitindeyiz. Şöyle bir ben de kontağı açayım dijital ekranı bir görelim. Dijital ekranlı Safir'imiz. Dijital ekran muazzam değil mi ya? Selam ablamız da yaptı. Şimdi kokpitimizin sağ tarafına bakacak olursak burada bir multimedyamız yer alıyor. Burada ön kapı, arka kapı dörtlü. İç ışıklandırma, yolcu ışıklandırma ile alakalı diyorlar. Fanlarımız burada yer alıyor. Bir USB çıkışımız var. Onun dışında direksiyon tasarımını ben açıkçası beğenmedim. Daha güzel, daha iyi olabilirdi. Maroto'nun direksiyonu bununkinden daha güzel. Şurada da bir vites kumandamız yer alıyor. Burada da retarder kolumuz var. Sinyal kolumuz, kornamız burada. Sol tarafa bakacak olursak şerit takibi açıp kapatabiliyorsunuz. A, E, B, S'yi açıp kapatabiliyorsunuz. Tempomatın ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Direksiyonun ayarını yapıyorsunuz bu düğmeye bastığınızda. Geri kornayı açıp kapatabiliyorsunuz. İndirme kaldırma, ASR, retarder ayaktan ayırıcıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Burada da takomuz var. Klima ünitemiz burada. İmdatımız burada yer alıyor. Şurada da far kumandalarımız var. Burada cam indirme kaldırma, güneşlik indirme kaldırma düğmemiz var. Bu da aracın yol bilgisayarını yani daha doğrusu dijital ekranını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Burada da bir gözümüz var arkadaşlar. Şimdi yolcu kısmına geçelim bir de yolcu kısmına bakabiliriz. Bu aracın 2+2 bir de 2+1 versiyonu var. Innova'nın koltukları kullanılıyor bu araçta. Yolcu üstü rafımıza baktığımız zaman burası bence ideal genişlikte bir raf. Şimdi şu koltuklardan bir tanesine ben bir oturayım. Bir test edelim koltuklarına bakalım nasıl. Yolcu koltuğumuza oturduk.
Şurada bardakla ayrı olan sepetimiz var. Şurada bir yine koltuğun altında filemiz var. 5 parmaktan fazla bir diz mesafesi yer alıyor. 54 ve 50'lik alabiliyorsunuz bu araca 2 artı 2 olarak. Dediğim gibi 12 metre ve 13 metrelik versiyonları var. Yolcu üstü tasarımı Maraton 2 ile aynı, yeni Maraton 2 ile. Benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle akşamları şuradaki ışıklar çok güzel bir ambiyans oluşturuyor. Şöyle ortaya doğru geldiğimiz zaman burada bir dolabımız var. Bu dolap sonradan mı yapılmış tam emin değilim ama bunlar hazır olarak alınıyor. Mercedes de bunu hazır olarak alıyor. Çünkü ben bu fuarda bunu üreten firmayı bizzat gördüm. Şurada bir buzdolabımız var. Hemen altında ocağımız yer alıyor. Şimdi şöyle kapatalım. Bu aramız da bu şekildeydi. Şimdi bir yolculuğa çıkalım. Bakalım Safir'in yolculuk performansı nasıl, hep beraber bir görelim. Yeni Safir'i zaten ilk defa çekiyoruz. Eskisini çekmiştik. Bu da yenisi. Arkadaşlar yolculuğumuza çıktık. Yanımızda Cihat abi var. Acayların. Merhaba. Kaptanlarından, daha doğrusu kaptanlarından demeyelim. Baş şoför diyorlar ama estağfurullah diyerek biz mütevazilerimizi gösteriyoruz. Sağ olsunlar. Nasılsın abi, iyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür Öncelikle ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Güzel şehrimiz Kocaeli. Evet. Çok güzel bir yer. Gerçekten. Araçlarınız da çok güzel. Özellikle bu araba Kuşağı'yla çok güzel. Yani 92 maraton havası vermek istedik. Eskiler daha iyi bilir tabii. Açık Apache Kuşağı var arabamızın üstünde. Hı hı. 2021 bir araç bu. Safir Plus. Gönül isterdi ki maratona yapalım bu Kuşağı ama maraton eski maraton gibi durmuyor yeni maratonlar. Evet. Yani değiştirdiler. Safir, elimizde böyle bir boş güzel yeni aldığımız bir Safir vardı. Ne yapalım, ne edelim dedik buna. Palmiye var, eski Palmiye. Hı hı. Yine 92-93 maratonlardan. Evet. Yok, biz açık apaçı yapalım. Birkaç tura da çıktık. Bu turlarda da etiket oldu araba. Hı hı. Çünkü eskiler çok iyi biliyor. Facebook'ta falan sayfalarda evet. paylaştılar. Eski kaptan abilerimiz hı hı. bilirler. Daha çok takip ediyorlar zaten, biliyorlar hemen açık apaçı diye. Böyle bir uygulama yaptık. Hoş oldu. Hem bizim için hem bu eski kuşak abilerimiz için güzel bir çalışma oldu. Sırıtmamış ama çok yakışmış. Zaten yan camları falan böyle maratonu andırıyor. Eski maratonu biraz andırıyor. Evet, biraz andırıyor. Açık kapaçı olduğu için sırıtmalı. Kapaçı olsa da sırıtırıt. Doğru. O daha koyu. Şimdi aracınız Safir. Evet. Safir Plus daha Safir doğrusu. Plus. 2001. Manuel vites. Manuel 6 ileri vites. Çok alışkın değiliz manuel görmeye bu araçları. Nasıl? İyi mi? Yani manuel otomatik o hazzı vermiyor. Bizde söylediğim gibi tormalinler var. Hı hı. 2021. Evet. Otomatik. Yani tabii ki kullanımı daha kolay. Kaptanlarımız için, bizim için. Ama manuel vazgeçilmez. Yani manuel, yani arabayı daha çok hissediyorsun. Yani araba senin egemenliğin altında oluyor. Büyük araç olduğunu hissediyorsun. Büyük araç olduğunu hissediyorsun. Yani bir işte rampa kapatacağın zaman, rampa çıkacağın zaman, eski işte bizim tabirimizde kapatacağın zaman derler. Rampa kapatacağın zaman vitesi ona göre ayarlarsın, geçişleri ona göre ayarlarsın. Öbür tarafta otomatik olduğu zaman zorluğu şöyle bir zorluğu oluyor. İşte şey yapıyor. İleri atıyor, geri atıyor, ileri atıyor, geri atıyor. Gazla vites ayarlamaya çalışıyorsun bu sefer. Evet. Gazı az veriyorsun, yüksek veriyorsun. Ona göre vites ayarlamaya çalışıyorsun ama manuel, kesinlikle manuel. O yani, konuda manuel daha iyi. Kesinlikle manuel. Ama konfor açısından otomatik. Konfor yani rahatlık, şoförün yorulmaması açısından. Şimdi takdir edersin ki şoför ve hostes koltuğu öbür koltuklara göre biraz rahatsızdır. Evet, doğru. Şoförün uyumaması için, rahat durmaması için. Yani rahat kalmaması için. Şimdi kolluk koyuyorlar. Genellikle birkaç arabada mesela eski bizim otokarlarda var. Solda kol vardır. Sağda kolçak yoktur. Evet. Şimdi otomobilin iki tarafta da var. Yani iki kolunu koyup şoför şöyle ellerini koydu mu uyuma pozisyonu, başka bir şey değil. Bu da doğru yani. Uzun yolda vites değiştirmiyorsun gerçi çok fazla. Ya tabii. Yani şoför için büyük kolaylık. Ancak uzun yolda kolaylık olduğunu zannetmiyorum. Uzun yolda kesinlikle manuel. Yani arabayı hissetmek istiyorsan, ben otobüs kaptanıyım, otobuz kullanmak istiyorum. Gitmek istiyorum, bazı yaşamak istiyorum diyorsan manuel. Değil mi? Tabii. Şimdi Safir Plus ilk alım maliyeti diğer araçlar oranına biraz daha az. Hepsinden az. Aha. Peki maliyeti oluyor mu arabanın? Verdiğini hak ediyor musun? Hak ediyor mu derken hak ediyor. Yani işte bugün bir Mercedes, bir Yıldız almaya kalksan 2,5-3 evet, milyonlardan bahsediyorlar. Bu araba 1.6-1.7 gibi düşündüğümüz zaman nasıl oluyor dersen, yani fiyat performans mı? Evet tabii. Bu kesinlikle fiyat performans bu araba. Başka bir şey değil. Yani az fiyat verdim, verdiğim fiyata göre de performansını bekledim dersen Safir Plus. İşletme maliyeti yüksek mi? Mesela motorda bir şey olduğu zaman, değiştirdiğin zaman yüksek maliyetlere. Geçen gün yağını değiştirdik. Hı-hı. Sadece mazot ve yağ filtreleri 2000 lira. 2000 lira. Diğer araçlarla aynı mı? Diğer araçlarla aynı mı derken hemen hemen aynıya geliyor ama artık yani bu son zamanlarda yedek parçaya gelen çarpı ikilik zam. Evet. Ya her şeyi yukarı çıkardı. Yani şöyle
eskiden yağ bakımlarını daha cüzi miktarlara getirebiliyorduk ama her şey pahalandı. Her şey pahalanınca hele ki yedek parçaya iki kat zam geldi. Yani demek istediğim şu, tabii ki Mercedes'in bakımına göre, limanın bakımına göre nasıl fiyatı öbürkülerden alım fiyatı aşağıdaysa bakım fiyatı da biraz aşağıda tabii ki. O yönden daha iyi olur. Evet, yani o yönden daha iyi olur. Yakıt nasıl peki, yakıt olarak? Yani yakıt olarak bizim ortalamamız, yollarda kazandığımız tecrübeye bakılırsak 2.11, 2.15 TL. Kilometrede 2.11, 2.15 TL. Yani bu arabalarda biliyorsun hayalet ekran bunlar. Evet. Bu hayalet ekranlarda artık benzin ibresindense yüzdelik dilime geçildi. İşte evet. Şu an mesela depomuz %100. Buradaki kaptanın, oturan kaptanın performansına göre bu %100'lük depoyla 1800 kilometre gidebilir, 1500 kilometre gidebilir. 1900 kilometre giden kaptan gördüm ben. Kaç litre bunun yakıtı? 550 litre, 553 litre. Toplam yakıt kapasitesi var. Çift taraflıdır yakıt depoları. Tam boğaz boğaza doldurmak istiyorsan bu tarafın kapağını açarsın, bu taraftan doldursun. Tam boğazlanır, hiç hava yapmadan sana güzel bir doluluk sağlar. O şekilde kullanırsın. Evet. Yani işte bu %100'lük dilimi ne kadar 90-80, 90-80 kullanırsan ona göre de sana yüzdelik dilim yüzüne gülecektir. Hem patronunu güldürecektir hem de kaptanı güldürecektir. Peki son olarak sevdiğin ve sevmediğin yanları var mıdır abi Zafer? Sevdiğim ve sevmediğim yanları, sevmediğim yanlarından başlayayım. Üst kapaklar, yani o kadar tutturma geliyor ki böyle, yani şeye geliyor, lalet tayin gibi geliyor. Ancak şuraya oturduğun zaman, yani şu bu köşke oturduğun zaman insan her şeyi unutuyor. Hele ki arkanda senin yolcun varsa, hele ki yolcun turizm yolcusuysa. Biz çünkü turizm ağırlıklı bir firmayız. Yani bizim firmamız 1964 kurulu. Babadan oğula geçen bir firma. Yani Cevdet Acar, Sayın Cevdet Acar kurdu firmamızı. Oğlu Bilal Cem Acar ve Yasin Acar'la devam ettik. Enes Bey de burada. Enes Acar da Bilal Bey'in oğlu. Babadan oğula geçtiği için daha çok peronculuktansa biz turizm işinde ağırlıklıyız. İşte bu kaptan köşküne oturduğun zaman arkanda turizm yolcusu da varsa ne oluyor? İnsan hazlanıyor. Yani kaptansın. Çünkü seni el üstünde tutmak, yani el üstünde tutuyorsun. Sen nereye gidersen git, kaptan her zaman el üstündedir. Yani bakarlar, severler, suyuna gitmeye çalışırlar, hoşlarına gitmeye çalışırlar. Arabada sevilecek yeni anlatmak istersem bir iki saat daha yol gitmemiz lazım bizim. Araba çok güzel bir araba çünkü. Neden çok güzel bir araba? Turizm paket alıyoruz biz. Turizm paket alınınca dolayısıyla ne oluyor? İşte peron arabası gibi değil de, peron arabası şimdi mavine emanet ediyorsun. Bu arabanın kaptanı kim? Benim. Bu arabayı ben temizliyorum. En ufak yerinden, vidasından, torpedosundan, işte motorundan, üst kafa aralarından her şeyini severek yapıyorsan, bir de hevesin varsa kaptan olarak bir arabaya, hevesliysen gitmeye, kullanmaya, temizlemeye de hevesli olursun. Ne zaman boşluk bulsan temizlersin, sağını solunu tertemiz, girini pasını atarsın. Temizler ve rahat rahat gidersin. Bir kere arabanın seni çeken tarafı hayalet ekranı. Evet, çok iyi. Yani güzel bir multibendiyen var burada. Tuş takımları, kullanabileceğin her şey sana dönük. Zor değil bir kere. Evet. Yani baktığın zaman bir Mercedes'e göre bu araba zor değil. Kolay. Yani kullanım açısından işte buradan ne kullanabilirim, takografını nasıl kullanırım, işte klima, en sorun klima mesela, şeylerde bir klimalar var Mercedes'lerde. Evet. Bilmeyen adam için çok zor. Çok zor, evet. Bilen adam için kolay ama yeniler daha zor. İşte bilmeyen adam için o resmen ölüm. Ama bunda tek tuşa basıyorsun, bu kadar. Bas auto'ya, arkası buz gibi olsun. Temsilci de eskiden beri bu klima işini çok beceriyor ya. Safirlerin Ege'de tercih edilmesini seviyor. Kara düzen. Kara düzen tutuyor bunu. Basıyorsun auto'ya. Ayarla derecesini, 19 derecede gitsin gelsin araba. Mis gibi gidiyor. Ya bunlar da en fazla hangisini beğeniyorsun aslında? Klima. Klimaya bas. Ne zaman açtık, nasıl oldu? 3 dakika. 3 dakikada buz gibi yapıyor araba. İçerisi buz gibi. Araba sabahtan beri güneşin altında yanıyor mesela. Aynen, doğru. Bir açıyorsun 3 dakikada buz gibi yapıyor araba. Çok güzel. Hiçbir sıkıntısı yok. Çoğu arabada olmayan mesela hani fren algılayıcısı var, şerit takip sistemi var. Mesela bizim arabamızda 2021 Plus olduğu için bu arabayı tempomata kurduğumuz zaman, yani hız sabitleyicisine diyelim. Bilmeyenler, anlamayanlar olabilir. Evet. Hız sabitleyicisine kurduğumuz zaman bu arabayı hız sabitleyicisine kurduk. Öndeki arabayla mesafe takibi yapabiliyor. Buna basıyoruz biz. Hemen ekranımızda yeni bir şey çıkıyor bize. Önümüzdeki arabayla mesafe takibi yapabiliyor. Önümüze giden bir tır var şu an mesela. Biz bunu alıyoruz şeye. Bu sefer kamyon 60'a da düşse sen de 60'a düşüyorsun. Öndeki arabayla mesafe takibi yapabiliyor. Bir kaptan için bu, uzun yol kaptanı için avantaj mıdır? Yerine göre dezavantajdır, yerine göre avantajdır. Evet. Yeri otonom gibi sayılıyor zaten. Aynen öyle.
Verdiğin bilgin için çok sağ ol abi, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim size geldiğiniz için. Geldiniz, şereflendirdiniz. Firmamızı şereflendirdiniz. Firma adına, firma yetkilileri adına ve ben kaptanların adına size çok teşekkür ederim. Geldiniz, yordunuz kendinizi buraya, ayaklarınıza sağlık. Firma İzmir'deki en büyük firma. 120 kadar öz malımız var bizim. Şoförler kendimiz, hiçbir arabamız kiralık değildir. Yani buradan bu 10 araba GAP turuna çıktığımız zaman kendi arabalarımız, kendi şoförlerimize çıkıyoruz. Hiçbir zaman dışarıdan araba tutmuyoruz. Ki müşteri memnuniyeti olsun. Biliyorsunuz ki bu turlarda en büyük şeylerden biri arkadaki oturan müşterinin memnuniyeti. Kesinlikle doğru. O memnuniyeti sağlayabiliyorsak ne âlâ bize. Allah kaza bela versin. Allah razı olsun. Ben de Aceler Turizm'e çok teşekkür ediyorum. Sizler de yorumlarınızı eksik etmeyin. Safir ile ilgili yorumlarınızı mutlaka yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, tabii kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.